Kek hamuruna girecek ıspanaklar temizlendikten sonra çorbanın terbiyesi için yumurtayla karıştırılan limon suyu tereyağında kavrulan unla buluşuyor. Nazar çıktı. Nazar çıktı. Hem de nasıl çıktı? Sizde kimin gözü var acaba? Ya anne, ya onun içi var. Düdüklüğü biz koymadık mı? Koyduk. Koydum. Et suyuyla ılıştırılan terbiye topak topak olduktan sonra çorba tenceresine alınıyor. Aman Allah'ım, o ne şahide. Yapacağım. Şimdi bu terbiye mi? Çok oldu. Yeter o. Bu çorba nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Çeker olacak. Çekeceğim. Topaklanmış terbiyesiyle birlikte daha büyük bir tencereye alınan çorba blenderdan geçiyor. İçine tuz ve sirke eklendikten sonra sarımsak rendeleniyor. Hadi kızımcığım. Anne tamam, sen çabuk dedikçe benim elimi ayağımı birbirine dolaştırıyorsun. Hanımlar, üzgünüm ama kalan süreniz 70 dakika. 1 saat 10 dakikanız kaldı hanımlar. Anne çorbayı yapayım çıksın. Eyvah, sarımsak düştü. Daha müfeyi yapacağım, pişecek annem. Tamam oy, anne yapacağım, heyecanlanma. Sen niye stres yapıyorsun böyle? Sen stres yapıyorsun, beni de yaptırıyor. Pastanın muhallebisi soğumaya bırakılırken kek hamuruna girecek ıspanaklar temizleniyor. Demişlerdir ki Gülsüm Hanım konuşuyordu bize, şimdi kendinin gelini hiç yapamadı. Düdüklü tencerede haşlanan dana kuşbaşı etler yalancı işkembe çorbasına giriyor. Ardından etli sebzeli volovana girecek kapya ve yeşil biberler temizleniyor. Volovanda hangi sebzeleri kullanıyoruz? Kırmızı biber, çalison biberi falan da kullanacağız. Gelinimiz etli sebzeli volovan için kapya ve yeşil biber doğruyor. Açtım kızım, pişsin. Bu arada kayınvalidemiz yine fırının ayarını değiştirdi. Anne bak, bakıyorum, oynuyorsun. Bakıyorum annem, bakıyorum burada. Bakıyorum kızım. Umarım yanmaz. Gerçi kayınvaliden varken bana bakmak düşmez. Aa, affedersiniz, o ne demek? Anneciğim istersen gelini ben uyarayım. Hani elinde bir çabuk bitsin, arkasından gelen yemeğe koysun fırına ama diye. Bu sefer unutuyoruz, yanıyor. Kekin olduğu gibi. Onlar küçük doğru. Volovan için doğranan biberler ayçiçek yağında kavrulmaya başlıyor. Ardından temizlenen ıspanaklar tencereye alınıyor. Ispanakları haşlamadan mı koyacaksın? Evet. Keşke az da olsa haşlasaydın. Gel beni dinle gelin hanım. Yok. Taze ıspanakların üzerine süt döken yarışmacımız blenderla ezmeye başlıyor. Anneciğim nasılsın? İyiyim. Gelin sana çok kızdı. Olabilir öyle şeyler. Nerede hata yaptınız? Benden oldu. Ocağı açmasaydım keşke. Senin karışmanı istemiyor mu? Evet, o karışmamı hiç istemez değil mi? Burada biraz karıştım ondan. Eyvah! Ne olmuş? Yanmış mı? Şimdi bu yanık kokacak. Kokmaz. Ete gelmemiş. Hadi oradan şampuan. Kek yandı, muhallebi yandı. Şimdi de ana yemeğin yağlı kağıdı yandı. Ete bir şey olmamış. Sadece yağlı kağıdı olmuş. Fırında koksa da kokuyor ama. Yağlı kağıdı yakmayı nasıl başardınız? Fırına tekrar mı atacaksın? Pişmedi ki daha. Dün çok hava atırdı. Şimdi bakalım bugün havasını göreceğim onun nasıl havalı olur. Dün 3 verdi. Bir şey demem, kendi biler onun. Ama kendi ondan hiç geri kalmaz ki. Yine tavuk, yine patates purası. Aynı basit yemekler. Burası yarışma, biraz ağır olsun. Ağır yemekler gelsin ortaya. Şimdi ne yapıyorsun Şahide? Şeyimin içini yapıyorum. Volovanımın içini yapıyorum. Volovanın iç harcına baharat atan gelinimiz ıspanaklı kek hamuruna kabartma tozu ve vanilin ekliyor. Kaçar tane kullanıyorsun? 2 tane kabartma tozu, 2 tane şeker vanilya kullanıyorum. 3 tane pardon. İyi ki listeye fazla yazmışsın. Hata yapacağını düşünerek mi yazdın? Hatamı yapabilecek değil de ne olur ne olmaz diye de ben ilk defa böyle keki yaktım kaynanamın sayesinde. İkinci kez yapılan ıspanaklı kek hamuru mikserle çırpılmaya devam ediyor. Ne oldu gelin hanım, neden moralin bozuldu? Moralim bozulmadı. Gerçekten moralin bozulmadı mı? Bozulmadı. Ben bunları sürekli yaşadığım için. Gerçekten kayınvaliden her şeye müdahale ediyor. Evet. Şahide şeye yap. Bunu yıkayalım hemen bir 5 dakikası. İzin isteyelim. Aynı gene kalıbına yap. Neyi? Onun üstüne. Ona şey yaparız ya, büyük kurtur bakayım. Bunu kurtarabilirim aslında. Hemen deneyin bakayım. Bir dakika şunun üstüne bir deneyim. Eyvah! Kek kırıldı. Kırılsın, o bir şey olmaz zaten. Yanmış kekle ne yapacaksınız? Pasta yapacağız da kurtarabilir miyiz dedim de yok. Kızım üstünü keserdik. Anne tamam.
Kaç dakikam var benim, siz onu bana söyleyin. Hanımlar, kalan süreniz 54 dakika. Aa, az kalmış annem, o tamam, bir şey kalmadı, sadece bir volovan var. Yarışmacımız kek hamurunu cam tepsiye dökerken bir sorun daha yaşıyor. Anne, bir sen bir şey yapma, bir bana karışma. 2 dakika bir sus, ben onu halledeceğim şimdi. Mutfakta gerginlik iyice artarken gelinimiz kek hamuru için yeni bir cam tepsi hazırlıyor. Fırındakine bakayım ben. Eyvah! Tavuk rulo da mı yandı? Vallahi gene tutuşuyor kağıt. Şahide koş! Ama inanmıyorum, niye yanıyor kağıt? Yağlı kağıt. Neden yandı biliyor musunuz? Çok açtınız diyeceğim, beni uğraşmadı bu sefer. Yarışmacımız sebzeli tavuk ruloyu kontrol ettikten sonra fırından çıkarıyor. Eyvah! Daha pişmemiş. Yok, arkası da pişti, önü de pişti. Çok güzel olmuş. Cam tepsiye alınan ıspanaklı pastanın kek hamuru türlü aksiliklerden sonra nihayet fırına giriyor. Ardından dolaptan çıkarılan muhallebiye krem şantiyle süt ekleniyor. Kayınvaliden emin moralin bozuldu. Yok, ben alışkınım da o böyle müdahale edince benim sinirlerim tavan yapıyor. Evde de öyle. Sonra beni agresif görüyorlar. Anneciğim, gelinin evde de agresif mi? Yok, evde de alıştık artık birbirimize yani. Ben diyorum gelin şimdi triklenir, ben hemen gideyim. Anne sen çık, duruyor mutfaktan. Ispanaklı pastanın muhallebisi mikserle çırpıldıktan sonra salata için semizotu ayıklanıyor. Ben şimdi gidip masamı hazırlayabilir miyim? Tabii ki hazırlayabilirsin. Hadi gidelim o zaman. Anne ilk önce bir masamı sileyim. Yarışmacımız masayı sildikten sonra örtüyü seriyor. Hadi anne. Anne tamam, ben zaten yapıyorum. Sen konuşmak için konuşuyorsun şu an benimle. Anneciğim, gelinin haklı olduğu yerler var. Gerçekten çok karışıyorsun. Ben de 30 yıllık ev hanımıyım. Aş pişiriyorum, iş görüyorum. Eyvah! Kek yanıyor anneciğim, koş! Yok yok yok, sen git oraya düşün. Çık, tamam. Yok yok, sen düz de oraya koş. Ben gel bakarım buna. Yanmış mı? Hayır. Yemek takımları masaya alınırken kaşık, çatal ve bıçaklar da yerleştiriliyor. Evde de sık sık tartışıyor musunuz? Ya tartışma değil de tripleşme oluyor. İçini çeksin. Anneciğim, geline trip mi atıyorsun? Atıyor. Atıyor canım, ikimiz de. Yok, o konuda şeyimiz yok, küsmemiz yok, birbirimize darılmamız yok. Şamdan ve bardaklar da yerleştirildikten sonra yemek masasına kurumuş gül yaprakları dökülüyor. Hanımlar, bunlar ne böyle? Gül. Annem gitti, özellikle aldım. Ben özellikle aldım. Neden çift servis açmıyorsun? Çift servis çatal bıçak nereye koyacağım? Çatalın yanına çatal, bıçağın yanına bıçak koyacaksın. Yedek servislerini de koyan gelinimiz sofrayı tamamlamaya çalışıyor. Çıkar, 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 çıkar. Tamam, tamam, o yeter. Sularımı doldurun, bura bitsin. Hadi kızım, koş. Tekrar salona dönen Şahide suları dolduruyor. Yarım yarım koy, yeter. Niye çok kızım doldurmadın demesinler? Hayır, suyum da anca yeter. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.